Hilal Başkanımız kürsüde kendi ilçesiyle ilgili bir konuşma yaparken CHP meclis üyesi arkadaşımız Çubuk'ta Alevi köylerine hizmet yapılmıyor diye bir laf atıyor ve Hilal Başkanımız buradan gerekli cevabını vermiş. Ben buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Daha sonra Belediye Başkan Yardımcımız Harun Bey yine verilerle buradan yaptığımız çalışmalar, hizmetlerin cevabını vermiş. Tabii öncelikle bu arkadaşı kınıyorum. Ben her şeyden önce. Bizim hiçbir zaman Alevi köy, Sünni köy diye bir ayrımımız olmadı. Ben yaklaşık 15 senedir siyasetin içindeyim. İlçe başkanlığı yaptım, ilçe başkan yardımcılığı yaptım. Hamdolsun bu sene, bu dönemde de belediye başkanlığı görevimizi yürütüyoruz. Ve görevde olduğum süre boyunca gerek resmi sıfatlarımda, gerekse meslek hayatımda 95 bin nüfuslu ilçemde hiçbir zaman gerek ilçemizde gerek başka bir yerde ben böyle bir ayrım, Alevi-Sünni ayrımı hiçbir zaman ne gönlümden geçmiştir ne cümle çıkmıştır ağzımızdan. Bu anlamda bu sözü sarf eden, böyle bir düşünce içerisinde olan arkadaşı kınadığımı, bu cümlenin yanlış bir cümle olduğunu buradan söylemek isterim. Evet, göreve geldik. Göreve gelirken tüm meclis seçim çalışmalarında ben şunu söyledim. Nihayetinde doğduğumuz, büyüdüğümüz yer, meslek hayatımı sürdürdüğüm yer, herkesi kucaklayarak, herkese aynı eşit şekilde hizmet edeceğimizi söz vererek biz seçim sürecimizi yürüttük ve hamdolsun 4 senedir de işimizin başındayız. Bakın 77 tane köyümüz var. 77 köyümüzün. Ben dediğim gibi böyle bir ayrımı da aslında sevmiyorum ama 18 tane Alevi köyümüz var. 18 Alevi köyümüze defalarca seçim süreci boyunca olsun, harici olsun, efendim aşure programlarıdır, cemlerdir, açılışlardır. Her bir programa hiçbirini aksatmadan gelen davetlerin hepsine gitmişimdir. Hiçbir aksat yapmadan. Bakın hafta sonu Sele köyümüzde bir programımız var orada. Cem programı var. Oraya geçeceğiz. Tüm eksiklerini, taleplerini yerine getiriyoruz. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere her zaman söylediği ve Cumhurbaşkanımızın da 21 yıldır yaptığı hizmet siyaseti ve eser siyasetini biz kendimize örnek aldık. Hep ilçemizdeki her bir ferdi mutlu etmek, onlara hizmet etmek, eser yapmak için uğraştık. Yaradılanı yaradandan ötürü sevdik ve bu doğrultuda biz hizmetlerini yapmaya çalıştık. Hamdolsun. 4 yıldır da arkadaşlarımızla 77 köyümüze, 7 merkez mahallemize, 95 bin nüfusumuza hizmet etmek için uğraşıyoruz. Bakın, dün arkadaşın böyle spondan söylediği, bilgi almadan, belki birilerinin işte laf olsun diye söylediği bir cümlenin karşılığında ben rakamlarla size cevap vereceğim. Sarısu Aşağı Mahallesi Cem Evi Tadilatı 2 milyon 177 bin lira. Dağ Kalfat Mahallesi Cemevi Malzeme Temini 70.355 lira. Çit Mahallesi Cemevi 375.000 TL. Dalyasan Mahallesi Cemevi 354.906 TL. Demirci Mahallesi 1.951.000 TL. Karaağaç Mahallesi 217.000 TL. Kargın Mahallesi 908.000 TL. Köslerik Mahallesi 995 bin TL. Meşeli Mahallesi 606 bin TL. Ömercik Mahallesi 396 bin TL. Sele Mahallesi 395 bin TL. Çit Mahallesi 25 bin. Mahmutoğlu Mahallesi Cem Evi Çatı ve Minare 649 bin TL. Mahmutoğlu Mahallesi Tarımsal Sulama 100 bin TL. Sarıkoz Mahallesi Mesire Alanı 50 bin TL. Değerli arkadaşlar, bunlar YİKOP kanalıyla bizim 18 tane Alevi köyümüzün 11'ine yaptığımız 8,5 milyonluk yatırımın bedelleri hepsi resmidir. Merkezi bütçeden de yaptık, kendi kaynaklarımızda da 3 milyonluk yatırım yaptık.
hepsinin cemevlerine, imam evlerine, parklarına, yollarına, kendi imkanlarımızda da 3 milyonluk yatırım yaptık. Bunların listeleri de buradadır. İsteyen herkese bunu takdim edebiliriz. Yaklaşık 11 milyon üzerinde köylerimize hizmeti götürdük. Yani öyle hizmet götürülmedi, efendim hizmet aksatılıyor diye bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Değerli arkadaşlar, bizim birinci çerçeve dediğimiz köylerimiz var. Bu köylerimizin içerisinde Karkı mahallemizin doğalgazını geçen sene getirdik. Ve şu an bu kış orada doğalgaz yanıyor. Muhtarımız, dernek başkanımız, vatandaşımız kaç kere teşekküre geldi bana. Burada saydığım tüm mahallelerimizin dernek başkanları, muhtarları. Sosyal medyadan bakabilirsiniz. Hepsi teşekkür için, yapılan hizmetler için plaket getirdiler, verdiler. 18 tane köyümüzün muhtarını ve dernek başkanını. Şu anda iddia ediyorum, şu anda hepsini teker teker arayın. Bakın hiçbiriyle de konuşmadım. Bu konuyu, mevzuyu da etmedim. Arayın tek tek. Deyin ki Çubuk Belediyesi'nden ne aldınız, hizmet geldi mi, belediye başkanı uğradı mı? Hepsini bir sorun. Hepsinin size vereceği cevap, belediye başkanımız gelmiştir, belediye başkanından Allah razı olsun, biz hizmet aldık demiştir. Bunu iddia ediyorum ve bu konuda da son derece kararlıyım yani. Ve dediğim gibi bu arkadaşın bu cümlesi beni dün çok üzdü ve böyle bir düşüncede olması gerçekten yanlış bir düşünce. Halen de daha geçen hafta Başkent Gaz Genel Müdürümüzün yanındaydım. Orada ikinci çerçeve dediğimiz köylerimiz var. O köylerin içerisinde de iki tane Ömercik ve Karaağaç mahallemizin doğalgaz alması için bunu programa aldırdık. İnşallah bu yazda onlara doğalgaz gidecek. Evet Sayın Cumhurbaşkanım bize her zaman hizmet siyaseti, eser siyasetini öğretti. Biz onu ondan öğüdü, öyle aldık vatandaşımıza hizmet için. Ama görüyorum ki Sayın Genel Başkanım sizlere iftira atmayı öğretmiş. Halen iftira atıyorsunuz. Bu konuda sizleri kınıyorum. Evet. Hayır. Aynen iftira atıyorsunuz. Değerli yani arkadaşlar. Cem Evlen. Değerli arkadaşlar. Hatip'in yapılmadı demekle bu arkadaşın iftira atıyorsunuz. O iftira atıyorsunuz. Biz bakın ben değerli belgelerle arkadaşlar, konuştum. Bir saniye. Belgelerle bir saniye. Konuştum. Tamam. Belgelerle Sayın Başkan konuştum. Konuşuyor zaten. Belgelerle buyurun. Konuştum. Rakamları size tek tek veriyorum. Tek tek rakamları veriyorum size. Yapılmadı diyen arkadaş utansın. Ben cevabını verdim. Bizim Cumhurbaşkanımız bize hizmet yapın diyor, eser yapın diyor. Biz bunları anlatıyoruz işte. Eser yaptık, hizmet yaptık diyoruz. Sizinki de iftira atıyor yapmadınız diye. Ya öyle doğru. Yapmadınız diye siz atıyorsunuz. Bir saniye değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. İlk önce Sayın Başkan'ın buraya çıkıp bunu anlatması bile bence yani bizi üzdü şahsen. Nihayetinde bakın. Yani biz burada meclis üyeleriyiz. Somut bir veri varsa Sayın Başkan'la paylaşabilirsiniz. Somut bir iddianız varsa Sayın Başkan'la bunu görüşebilirsiniz. Veyahut da dile de getirebilirsiniz. Ama somut iddialarla konuşmakta fayda var. Bak Çubuk gibi kardeşliğin... Bir saniye Yaşar Bey vereceğim. Bir saniye vereceğim tamam. Yani tamam vereceğim zaten. Yani Sayın Başkan'ın buraya çıkıp bizzat bu konuda dile getirmesi bizi üzdü. Ya biz burada Alevi-Sünni tartışması, evet, Alevi-Sünni tartışması yapacak değiliz. Nihayetinde hizmet için buradayız. Yani bilemiyorum da somut iddialar varsa bunu başkanla paylaşırız. Zaten hepimiz biz bizeyiz yani. Sayın Başkan buyurun, bir söz mü var? Yerinizden buyurun. Sayın Başkanım. Ben de aynen size katılıyorum. Böyle bir tartışmanın şu an burada yapılması bile son derece yanlış. Şimdi burada aslında arkadaşımız bunu söylerken yani onu kastetmek istemedi. Ama ağzından bir kere çıkmış oldu. Ben öyle düşünüyorum. Yani belki de oy çıkmayan, oy az verilen yerler diyecekti. Öyle bir ifade çıktı. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada tabii Baki Bey çıktı, konuştu. Bakın biz hiçbirine itiraz etmedik. Ne güzel hizmetlerinden bahsetti. Oradaki köylere yaptığı hizmetlerden bahsetti. Ne güzel. Ama geldi sonunda genel başkanınızın attığı iftiralardan siz de nasibinizi almıştınız. Ya şimdi bakın. Baki Bey'e gerçekten bu sözleri yakıştıramadım.
Samimi söylüyorum, yakıştıramadım. Burada ya çıkarsın, arkadaşımızın konuşmasının yanlış olduğunu ifade edersin. İfade edersin. Biz de doğrudur ya da yanlıştır. Yani biz bu konuşmada son bu cümlesini eklemese konuşma gereği bile duymayacağız. Ama arkadaş, yani ne haddine? Yani siz ne haddinize bizim genel başkanımızla ilgili böyle bir ifade kullanırsınız? Haddinize değil. Baki Bey, lütfen haddinizi bilin. Haddinizi bilin ve Hacı Bektaş Veli'nin bir sözüyle sözlerime son vermek istiyorum. Sevgi varken nefret niye? Barış varken savaş niye? Kardeşlik varken didişmek niye? Dostluk varken düşmanlık niye? Hoşgörü varken bağnazlık niye? Özgürlük varken tutsaklık niye? Adalet varken haksızlık niye? Bu felsefeyle lütfen bu kürsüden, buralardan konuşurken bunları da dikkate alarak konuşalım lütfen. Evet, tekrar saygıyla selamlıyorum. Böyle Yaşar Bey'le de birebir tartışma içine de girmek istemem. Ama had bildirmeyi de öyle bir cümleyi sarf etmesini de kınıyorum. Ve üzüldüğümü de söylemek isterim. Had bildirecek olan da siz değilsiniz bana. Bence siz şöyle yapın Yaşar Bey. Bakın benim kürsüde olmadığım bir vakitte, Hilal Başkan'ın, Akyurt Belediye Başkanı'nın kürsüde olduğu bir vakitte çubukla ilgili söz sarf eden meclis üyesine haddini bildirin. Tamam mı? Önce meclis üyenize bir haddini bildirin. Ondan sonra bana laf edin. Tamam mı? Siz önce meclis üyesi ne konuşacağını, kim kürsüdeyken kiminle laf atacağını bir konuşsun. Sen değerli konuşmayı bildiğinden tamam mi bu hale Sayın getiriyorsun? Başkan, tamam. Yani meclisi tamam, bu hale getiren zaten sensin. Aklını, evet, fikrini başka yerde. Meclisi bu hale getiren sensin. Bir de gelmişsin bana had bildiriyorsun yani.